Herkese merhabalar. Özel güvenlik temel eğitim 2022 örnek yazılı sınav sorularını çözmeye devam ediyoruz. Özel güvenlik ayrıcalıklarından yararlanmak için katıl butonuna tıklayarak bu kanala katılın. Özel güvenlik sorularını çözün, %100 geçin. Aynı zamanda ehliyet serici özel güvenlik kanalına da abone olup başarınızı artırabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Ve sorularımıza başlamadan önce bundan böyle artık gurur tablomuza sizlerden gelen mesajları eklemeye devam ediyoruz. Bugünkü gurur tablomuzda Damla Sukaya bir gün önce göndermiş arkadaşlar. 95. dönem çok kolay geçti. Hocamızın gösterdiği tüm sorular çıkıyor. Dikkatli bakın. Dönem 80'den başlayın. Silahsızdan 74, silahlıdan 40, atıştan 50 puan almış. Bakın hocam, teşekkür ederim. Biz de tebrik ederiz. Hayırlı olsun. Kanalımızı arkadaşlarınıza önerirseniz seviniriz. Damla Su Kaya. Güzel günlerde kullan. Hayırlı olsun. Ve yine yıldız verelim Damla'ya. 3 yıldız. İkinci gurur tablomuzun gelen özel güvenlik gurur tablomuzdaki yıldızlarımızdan Nevin Çon. Hocam, silahsız sınavı sayenizde 81 doğruyla geçtim. Evrakları eksiksiz teslim ettim. Hocam size teşekkür ederim. Başarılarınızın devamını dilerim. Biz de Nevin Çon tebrik ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Yine sana da 3 yıldız veriyorum. Kanalımıza arkadaşlarını önerirsen seviniriz. Dedik Nevin Çon. Evet. Bugünkü 3. gurur tablomuz, özel güvenlik gurur tablomuzdaki yıldızlarımızdan Hacer Körük. Hocam, sınavı kazanmışım. Bir an şüpheye düştüm. Ama iyi de geçti. Kaldım zannettim. Çok şükür emeğiniz için, çok sağ olun hocam. Bilgilendirme yaptığınız için teşekkürler hocam. Biz de Nedim Şeker Akademisi olarak Hacer Körü'yü tebrik ederiz. Başarılar, hayırlı olsun. Kanalımızı arkadaşlarınıza önerirseniz seviniriz. Mesajımızla dönüt yaptık. Yine Hacer'e de 3 yıldız veriyoruz arkadaşlar. Kendisini tebrik ediyoruz. Hayırlı olsun. Güzel günlerde kullan. Evet arkadaşlar, özel güvenlik görevlilerinin başlıca görevleri nelerdir? Mutlaka sınavda soru gelir. 2022'de yıldızlı sorularımız devam ediyor. Özel güvenlik görevlisi görevlendirildiği yerde önleyici, koruyucu kolluk hizmetlerine yerine getirmekte yanı sıra adli olay meydana geldiğinde adli yardım icra etmek üzere bir takım görevleri üstlenmiştir. Yani suçları önlemek, kamu düzenini sağlamak, olaylara müdahale etmek, olay yerinin korunmasını sağlamak, özel güvenlik ve halkla ilişkileri sağlamak, vatandaşların kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak, sorumluluk bölgesini denetim altında bulundurmak, kişilere ve mağdurlara yardım etmek özel güvenlik görevlilerinin başlıca görevleri arasındadır. Yıldızlı sınav sorularımızdan arkadaşlar önemli. Birinci sorumuz, özel güvenlik görevlilerinin yetkileri 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunda düzenlenmiştir. Bakın 5188, unutmuyoruz, sınavda mutlaka geliyor. Bu kanun kapsamında özel güvenlik görevlilerine aşağıdaki yetkilerden hangisi verilmemiştir? A. Olay yerini ve delilleri koruma. B. Eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme. C. Zor kullanma. D. Parmak izi ve fotoğraf alma. E. Emanete alma. Evet, burada hangisi değildir, verilmemiştir, yetkilerden hangisi verilmemiştir? Parmak izi ve fotoğraf alma arkadaşlar
nedir? Güvenlik güçlerinin görevidir. Denizli seçeneği doğru cevap. İkinci sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkilerindendir? A. Gözaltına alma. B. İfade alma. C. Görev alanına giren kişileri duyarlı kapıdan geçirme. C. Soruşturma yapma. E. Delil inceleme. Özel güvenlik görevlilerinin bakın yetkilerinden olanı bize soruyor. Gözaltına alma özel güvenlik görevlilerinin yetkileri arasında değildir. İfade alma değildir. Soruşturma yapma, delil inceleme bunlar güvenlik arkadaşlar. Emniyet güçlerinin görevidir. Görev alanına giren kişileri duyarlı kapıdan geçirme. Ceyhan seçeneği özel güvenlik görevlilerinin yetkileri arasındadır. Üçüncü sorumuza geçmeden hemen önemli bir açıklama yapayım. Devriyenin tanımı nedir? Devriye umumi emniyeti korumak, suçları olmadan evvel önlemek, suç işlendikten sonra şüphelileri takip etmek, yakalamak, delilleri korumak. Devriye yaya ve araçlı olarak belli bir güzergahta üniformalı olarak da görev yapabiliyor. Devriye en az iki personelden oluşur. Devriye yöntemleri olağan devriye, dairesel devriye, geri dönüşü devriye ve planlı devriye şeklindedir. Planlı devriye nedir? Planlı devriye yetkili amirler tarafından önceden belirlenip devriye personelinin uyması istenen belirli güzergahlara bağlı kalmak üzere çıkarılan devriye yöntemidir. Olağan rutin devriye ise devriye görevinin bir plan ve programa bağlı kalmadan devriye bölgesinin rastgele gezilmesidir. Dairesel devriye, devriye alanının tahmini merkezden içeriden dışarı ya da dışarıdan içeri dairesel halinde yapılması da dairesel devriyedir. Geri dönüşlü devriye ise devriyenin kritik bölgelerde veya kontrol ettiği bölgenin tekrar kontrol edilmesi de geri dönüşlü devriyedir. Çok çok önemli. Bakın arkadaşlar %100 sınav sorularından bir soru yıldızlı sınav sorusu. Sorumuz şöyle gelmiş. Devriye alanının tahmini merkezden içeriden dışarı ya da dışarıdan içeri dairesel halinde, bakın dairesel halinde yapılması. Sorunun içerisinde cevabı da var arkadaşlar. Rutin, rastgele, planlı, dairesel, geri dönüşlü devriye bize hangisidir şeklinde bakın sorulmuş. Tabii ki cevabı da dairesel devriyedir. Denizli seçeneği doğru cevap. Dördüncü sorumuz 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanuna göre aşağıdakilerden hangileri özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırmakla zorunludur? A. Özel hukuk tüzel kişileri ve özel güvenlik şirketleri. B. Özel güvenlik görevlilerinin kendileri. C. İl Özel Güvenlik Komisyonu. D. İçişleri Bakanlığı. E. Özel güvenlik kimlik kartı veren ilgili valilik. Tabii ki burada mali sorumluluk sigortası yaptırmakla zorunlu olanı sormuş. Özel hukuk, tüzel kişileri ve özel güvenlik şirketleri yaptırmakla zorunludur. Adana seçeneği doğru cevap. Beşinci sorumuz yine yıldızlı sorular. Özel güvenlik görevlisi Ahmet'e amiri tarafından konusu suç teşkil eden emir verilmiştir. Ahmet ne yapmalıdır? A. Verilen emri yazılı olarak istemelidir. B. Emri yerine getirmelidir. C. Konusu suç teşkil eden emir hiçbir surette yerine getirilemeyeceği için emre uymamalıdır. D. Verilen emir sözlü olsa da yerine getirilmelidir.
E özel güvenlik görevlisi olduğu için kimseden emir almamalıdır. Tabii ki burada nedir? Konusu suç teşkil eden emir hiçbir surette yerine getirilemeyeceği için emre uymamalıdır. Evet, Ceyhan seçeneği doğru cevap. Hemen 6. sorumuza geçelim. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi özel güvenlik şirketlerine faaliyet izni vermeye yetkilidir? A. İçişleri Bakanlığı, B. Türkiye Odalar Borsalar Birliği, C. Sanayi ve Ticaret Odası, D. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, E. Özel Güvenlik Daire Başkanlığı. Özel güvenlik şirketlerine faaliyet iznini tabii ki İçişleri Bakanlığı vermeye yetkilidir. Adana seçeneği doğru cevap. 7. soruya bakalım. Özel güvenlik kapsamında korunan ve güvenliği sağlanan yerlerde can ve mal güvenliğinin ciddi şekilde tehlikeye düştüğü veya düşeceği anlaşıldığında genel kolluğu kim görevlendirmeye yetkilidir? A. Mülki İdare Amiri, B. Özel Güvenlik Görevlisi, C. Özel Güvenlik Şirket Yöneticisi, D. Özel Güvenlik Sorumlusu, E. İl Özel Güvenlik Komisyonu. Evet, burada da genel kolluğu kim görevlendirmeye yetkilidir sorumuzun cevabı tabii ki Mülki İdare Amiri görevlidir. Adana seçeneği doğru cevap. 8. sorumuza hemen geçiyoruz. Bakalım 8. soruya. 8. soruya geçmeden önce yine yıldızlı bir açıklama yapalım arkadaşlar. Kimyasal delil. Kimyasal deliller nelerdir? Kimyasal deliller olay yerinde mağdur, maktul, fail üzerinde veya çevresinde bulunan kimyasal özellik taşıyan ve üzerinde kimyasal inceleme gerektiren tüm deliller kimyasal delillerdir. Bunlar patlayıcı maddeler, boyalar, yanıcı ve yakıcı maddeler, barut artıkları, narkotik maddeler, ilaçlar ve diğer kimyevi maddeler kimyasal deliller grubuna girer. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal delil çeşitlerindendir? Bakın, kimyasal delil çeşitlerinden. Kıl, lif, ilaç, kartuş, kovan. Evet, bakın arkadaşlar, burada dikkat edin. İlaçlar kimyasal deliller arasındadır. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 9. sorumuza hemen bakalım. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca sesli ikaz ve tepe lambası donanımı aşağıdaki hangi araçlarda olamaz? A. İtfaiye araçlarında, B. Polis araçlarında, C. Sahil güvenlik araçlarında, D. Özel güvenlik hizmeti veren devriye araçlarında, E. Jandarma araçlarında. Burada dikkat edersek bakın geçiş üstünlüğüne sahip araçları vermişler. İtfaiye, polis, sahil güvenlik ve jandarma araçları ama özel güvenlik hizmeti veren devriye araçları nedir? Geçiş üstünlüğüne sahip değildir. Evet, Denizli seçeneği doğru cevap. 10. sorumuza hemen bakalım. 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanun hükümlerine göre kişilerin silahlı personel tarafından korunması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hizmetlerinin şirketlere gördürülmesi kimin iznine bağlıdır? A. İçişleri Bakanlığı, B. Vali, C. İl Emniyet Müdürü, D. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Daire Başkanı, E. Milli Savunma Bakanı. Evet. Burada da kim görevlidir, kimin iznine bağlıdır sorumuzun cevabı tabii ki il valisine bağlıdır. Bursa seçeneği doğru cevap. 11. soruya geçmeden önce kontrol noktasında bulunması gereken personellerden bahsedeyim. Yine yıldızlı bir konumuz.
açıklamalı bir şekilde devam ediyoruz. Yönlendirici personel kontrol noktasının girişinde cihazlardan önce kontrole tabi tutulacak kişilerin güvenlik cihazlarına tek tek girmesini temin etmekle ve uyması gereken kuralları bildirmekle görevlidir. İkinci personel kontrol ve koruma görevlileridir. Güvenlik cihazlarından geçen kişilerde ve eşyalarında güvenliği tehlikeye düşürücü maddelerin varlığını tespit etmek ve bu maddelerden arındırılmasını sağlamakla görevlidir. Kontrol noktası amiri kontrol noktasının usulüne uygun çalışıp çalışmadığını gözlemlemek, personel arasında koordineyi sağlamak, kontrol noktasında güvenlik kontrolüne tabi tutulmayan kişilerin tekrar kontrol edilmesini sağlamakla görevlidir. Kontrol noktası için özellikle şahıslarımız var. Değerli madde taşıyan kişiler, hasta ve fiziksel özürlü kişiler, yaşlı insanlar, çocuklar, önemli şahıslar, diplomatik şahıslar, kurumda çalışanlar kontrol noktası için özellikle şahıslar arasındadır. Hemen diğer sorumuza geçelim. Diğer sorumuza geçmeden önce ilk yardımda ABC'nin anlamı nedir? Sınavda mutlaka yine geliyor. A. Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi. B. Solunumun değerlendirilmesi. Bak dinle hisset 10 saniye süreyle yapılır. C. Dolaşımın değerlendirilmesi. Yine şah damarından 5 saniye nabız alınır. Evet, sorumuz şu arkadaşlar. Bak dinle hisset sırasında solunum en fazla kaç saniye dinlenmelidir? 2, 5, 10, 20 ve 8. Tabii ki 10 saniye süreyle dinlenmelidir. Ceyhan seçeneği doğru cevap. Evet, 12. soruya geçelim. Hangi durumda turnike uygulanabilir? A. Kanaması olan her kazı zedede. B. Uzuv kopması olan kazı zedede. C. Toplar damar kanamalarında. D. Baş yaralanmalarında. E. İç kanamalarda. Hangi durumda turnike uygulanabilir? Uzuv kopması olan kazı zedelerde turnike uygulanır. Bursa seçeneği doğru cevap. Yıldızlı sınav sorularımızdan. 13. sorumuz temel yaşam desteği sağlanması gereken yetişkin bir hastada dış kalp masajı suni solunum sayısı oranı aşağıdakilerden hangisidir? 5, 2, 12, 32, 42 ve 43 şeklindedir. Tabii ki temel yaşam desteği 30 kalp masajı 2 kurtarıcı nefes şeklinde veriliyor. Cevap Ceyhan seçeneğidir. 14. sorumuz görevin ve iş yerinin özelliği nedeniyle gerekli görülen hallerde sivil kıyafetle görev yapılmasına kim tarafından izin verilir? A. Vali yardımcısı. B. İl Özel Güvenlik Komisyonu. C. Kaymakam. D. İl Emniyet Müdürü. E. Özel Güvenlik Şirket Müdürü. Evet, sivil kıyafetle görev yapılmasına kim izin verir? Tabii ki İl Özel Güvenlik Komisyonu izin veriyor. Bursa seçeneği doğru cevap. 15. soruya geçmeden gürültü nedir? Gürültünün de neler yapılır? Kaç çeşit gürültü var? Bakın arkadaşlar, gürültü iletişimi bozan unsurlara denir. Fiziksel gürültü konuşmaları bastıran seslerdir. Fabrikadaki makinelerin sesi, televizyonun cızırtılı olması, değil mi? Telefon parazitleri fiziksel gürültüye girer. Nörofizyolojik gürültü işitme, görme bozukluklarıdır. Psikolojik gürültü heyecan, sevinç, korku, önyargı. Toplumsal kültürel gürültü ise kültürel çevreler arasındaki farklılıklardan kaynaklanır. Evet, sorumuz şu. Stratejik bir tesiste görev yapan özel güvenlik görevlisi Volkan ile Serdar'ın devriye öncesi görev alanı ve içerisindeki tesis, bina, personel ve vatandaşlar hakkında bilgi edinerek
fikren ve ruhen göreve hazırlanmaları devriye öncesi hangi hazırlık aşamasına girer? A. Psikolojik, B. Zihinsel, C. Kişisel, D. Fiziksel, E. Eğitsel. Evet, burada da tabii ki dikkat edersek arkadaşlar psikolojik bir hazırlıktan bahsetmiş. Adana seçeneği doğrudur. 16. sorumuz özel güvenlik görevlisi Mert'e aşağıdaki durumlardan hangisi görev alanındaki bir konuta girme hakkı vermez? A. Yangın, B. Deprem, C. Sel felaketi, D. Gürültü yapılması, E. İmdat istenmesi. Tabii ki konuta girme hakkı verilmeyen, bakın arkadaşlar, yangın, deprem, sel felaket ve imdat istenmesi durumunda girebiliyor ama gürültü yapılması durumunda konuta girme hakkı yoktur özel güvenlik görevlilerinin. Burada Denizli seçeneği doğru cevap. 17. sorumuza bakalım. AVM içerisinde devriye görevi yapan özel güvenlik görevlisi Aytekin bir şahsın bir müşterinin cep telefonunu cebinden çaldığını görmesi üzerine şüpheliyi yakalamış ve kolluğa haber vermiştir. Özel güvenlik görevlisi Aytekin aşağıdaki tutanaklardan hangisini hazırlaması gerekir? A. Olay yeri tespit tutana, B. Teşhis tutana, C. Suçüstü tutana, D. Devir teslim tutana, E. Emanete alma tutana. Burada tabii ki bakın cebinden, cep telefonu cebinden çaldığını görmüş değil mi? Görüyor yani. Suçüstü. Burada bir şeyden söz konusu. Yakalama söz konusu. Direkt suçüstü tutanağını tutması gerekiyor. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 18. soruya geçmeden önce yangınlar hakkında bilgi verelim. A sınıfı yangınlar yanmanın normal olarak parlak korların oluşumuyla yürüdüğü genellikle organik esaslı katı madde yangınlarıdır. B sınıfı yangınlar sıvılar veya sıvılaşabilir katılar ile ilgili yangınlardır. C sınıfı yangınlar gaz yangınlarıdır. D sınıfı yangınlar metal yangınları, yanabilen hafif metallerdir. F sınıfı yangınlar ise pişirme gereçlerindeki pişirme ortamı, bitkisel veya hayvansal sıvı ve katı yağlar yangınlarıdır. Bize sorulan soru LPG ve doğalgaz yangınları hangi yangın sınıflaması içerisinde bulunurlar? B sınıfı, A sınıfı, C sınıfı, D sınıfı, F sınıfı. Tabii ki LPG ve doğalgaz yangınları da arkadaşlar C sınıfı, bakın gaz yangınlarında bulunuyor değil mi? Yani Ceyhan seçeneğindeki C sınıfı yangınlardır. Doğru cevap. Hemen 19'a bakalım. 19'a geçmeden hemen devriyenin görevlerinden bahsedelim. Çok çok önemli yine. Yıldızlı bir konumuz ve sorularımız da buradan geliyor. 4 çeşit devriye görevi vardır. Önleyici görevler. Sorumluluk bölgesinde kamu düzeni bozucu eylemleri engellemek. Koruyucu görevler sorumluluk bölgesinde halkın can ve mal güvenliğini sağlamaktır. Gerekli tedbirleri almaktır. Yardım görevleri görev alanında yardım isteyenler, yardıma muhtaç olan kişilere yardım etmektir. Adli görevler ise yine sorumluluk bölgesinde meydana gelen adli olaylar ile ilgili yapılan faaliyetlerde adli görevler arasındadır. Hemen bakın bir soru gelmiş arkasında. Kontrol noktasında görevli özel güvenlik görevlileri emir ile Osman ziyaretçinin üzerinde bulunan suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete aldıklarında hangi görevi yerine getirmiş olurlar? Adli, önleyici, yardım, koruyucu ve yargısal şeklinde. Tabi burada ne yapmışlar arkadaşlar? Tabi bir koruyucu görevi yerine getirmişler. Yıldızlı sınav sorularımızdan Denizli seçeneği doğru cevap. 20. sorumuz.
Devriye görevlileri özel güvenlik görevlisi Şahin ile Kemal'in tanzim edemeyeceği tutanak hangisidir? İfade alma tutanağı, olay tespit tutanağı, yangın tutanağı, yakalama tutanağı, suçüstü tutanağı. Bu tutanaklardan da sık sık sınavlarda sorular geliyor. Yıldızlı sınav sorularımızdan. Tabii ki ifade alma tutanağını özel güvenlik görevlileri düzenleyemiyor. Diğerlerini düzenleyebilirler. Cevabımız Adana seçeneği. 21'e bakalım. Yangın algılama sistemleri aşağıdakilerden hangisine alarm üretmez? A. Koku, B. Alev, C. Ses, D. Duman, E. Isı. Evet, burada da arkadaşlar sese alarm üretmez yangın algılama sistemleri. Evet, Ceyhan seçeneği doğru cevap. Yıldızlı sınav sorularını çözmeye devam ediyoruz. Yanıcı madde ısı ve oksijenin bir arada araya gelmesiyle meydana gelen kimyasal reaksiyonun kontrol dışına çıkmasına ne ad verilir? Yanma, yangın, ateş, yanıcı madde, alev şeklinde bakın verilmiş. Tabi burada bir yangından bahsediyor. Evet, Bursa seçeneği doğrudur. 23. sorumuz. Kişinin kendisini herkesten ayrı tutarak her konuda öne çıkmak istemesi, diğerlerinden kendisinin daha önemli olduğunu vurgulayıp, ilgiyi, alakayı sürekli üstünde tutmaya çalışması, iletişimin önündeki engellerden hangisine girer? A. Ben merkezcilik, B. Alınganlık, C. Kararsızlık, D. Duyarsızlık, E. Ön kabuller. Evet, burada da bakın kişinin kendisini herkesten ayrı tutarak her konuda öne çıkması demek. Hangisine girer? Arkadaşlar ben merkezciliktir, değil mi? Evet. Adana seçeneği doğru cevap. 24'ün soruya bakalım. Buradan da mutlaka soru geliyor düzenlerden. Özel güvenlik görevlisi Kerim üniversitede görevlidir ve diğer özel güvenlik görevlilerinin sevk ve idaresinden sorumludur. Kalabalık bir öğrenci grubunun içinde bulunmaktadır. Diğer öğrencilerin tepkisine maruz kalan bir öğrenciyi kalabalığı yararak yol açmak suretiyle oradan uzaklaştırmaları gerekmektedir. Kerim bu durumda hangi müdahale düzenini uygulamasını tercih etmelidir? Kama düzeni, hücum düzeni, barikat düzeni, hat düzeni, çatı düzeni. Evet, kalabalık bir öğrenci grubunun içinde bulunmaları ve oradaki zor durumda olan öğrenciyi kalabalığı yararak, bakın kalabalığı yararak yol açmak suretiyle oradan uzaklaştırmaları kama düzeniyle söz konusudur. Adana seçeneği doğrudur. Hemen 25'e geçelim. Üniversitede görevli özel güvenlik görevlisi Osman, kalabalık bir öğrenci grubunun slogan atarak bulunduğu noktaya doğru ilerlediğini görür. Öğrenciler önceden haberleşip toplanarak bir araya gelmiş ve üniversite yönetimini protesto eden sloganlar atmaktadır. Özel güvenlik görevlisi Osman'ın gördüğü bu kalabalık türü aşağıdakilerden hangisidir? A. Organize olmayan pasif kalabalık, B. Organize pasif kalabalık, C. Organize aktif kalabalık, D. Etkisiz kalabalık, E. Organize olmayan aktif kalabalık. Evet, burada da organize aktif kalabalıktan bahsetmişler. Bakın arkadaşlar, burada Ceyhan seçeneği doğrudur. 26. soru. Koruma personeli tarafından korunan kişiye karşı silahlı bir saldırı girişiminde yapılması gereken en mantıklı hareket aşağıdakilerden hangisidir? A. Korunan kişiyi çatışma bölgesinden uzaklaştırarak güvenli bir alana götürmek. B. Saldırganı imha edene kadar çatışma bölgesinde kalmak. C. Çatışmayı sürdürmek ve yerel kuvvetlerden yardım istemek. D. Havaya ateş etmek. E. Olay yerini boşaltmak. Evet, burada da dikkat edin, korunan kişi çatışma bölgesinden uzaklaştırarak güvenli alana götürmektir
en mantıklı hareket arkadaşlar. Evet, burada Adana seçeneği doğrudur. 27'ye bakalım. Hangisi önemli kişiyi küçük düşürmeye yönelik saldırı değildir? A. Toplantı ve konuşmaları sabote etmek. B. İntihar saldırısı. C. Küfretmek. D. Yumurta, domates ve benzeri şeyler atmak. E. Tükürmek. Bakın hangisi önemli kişiyi küçük düşürmeye yönelik saldırı değildir? Dikkat edin, bakın burada 4 tanesi değil mi? 4 tanesi önemli kişiyi küçük düşürmeye yöneliktir ama bir tanesi değildir. Bakın intihar saldırısı değildir. Bursa seçeneği doğru cevap. 28'e bakalım. 28. Suikast eylemlerinin safhaları sıralandığında bu sıralamada aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A. Hedef teslimi. B. Hedef tespiti. C. Hedef istihbaratı ve keşif. D. Eylemin planı. E. Eylemin icrası. Evet. Burada da suikast eylemlerinin safhaları sıralandığında bu sıralamada hedef teslimi yer almaz. Adana seçeneği doğru cevap. 29'a bakalım. Aşağıdakilerden hangisi il özel güvenlik komisyonunu oluşturan kişiler arasında değildir? Önemli bir soru. Vali yardımcısı, belediye başkanlığı temsilcisi, il emniyet müdürlüğü temsilcisi, il jandarma komutanlığı temsilcisi, ticaret odası başkanlığı temsilcisi. Tabi burada belediye başkanlığı temsilcisi il özel güvenlik komisyonunu oluşturan kişiler arasında yoktur. Bursa seçeneği doğru cevap. 30. soruya bakalım. Canlıların vücudundan kopan, düşen veya akan her türlü delile ne denir? Kimyasal, fiziksel, biyolojik iz delili, parmak izi. Burada arkadaşlar canlıların vücudundan kopan, düşen veya akan her türlü delile biyolojik delil denir. Ceyhan seçeneği doğrudur. Evet, 31. soruya geçmeden önce arama ve adli ve önleme aramasından bahsedeyim. Arama nedir? Arama şüphelilerin yakalanması, suç delillerini elde etmek için konut, iş yeri, kişilerin üstlerinin aranması değil mi? Adli ve önleme araması çeşitleri vardır. Adli arama suç işlendikten sonra suçun delillerini zapt ve müsadereye tabi eşyayı ele geçirmek, suç failini yakalamak için yapılır. Önleme araması ise suç işlenmeden önce özel güvenlik görevlilerinin kuruluşu, sabotaj, yangın, hırsızlık, soygun, yağma, zorla işten alıkoyma gibi her çeşit tehdit, tehlikeye karşı ne yapmak? Önlemlerini almaktır. 31. sorumuz, havalimanında görevli özel güvenlik görevlisi genel kolluk gözetim ve denetimi olmadan aşağıdakilerden hangisini yapamaz? A. Zor kullanma. B. Kimlik sorma. C. Elle üst ve eşya arama. D. Emaneti alma. E. Yakalama. Evet arkadaşlar, burada da elle üst ve eşya arama yer almaz. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 32. sorumuz, X-ray cihazlarının kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir? Girişlerde kontrol nedeniyle olabilecek yığılma ve gecikmeleri önlemek. B. Bagajları hızlı bir şekilde kontrol etmek. C. Bagaj ve el çantasında bulunan yasa dışı cisimleri bulmak. D. Suç unsuru cisimlerin güvenli alana sokulması girişimlerinde caydırıcılık sağlamak. E. Hepsi. Burada arkadaşlar verilenlerin tamamı X-ray cihazının kullanım amaçları arasındadır. Edirne seçeneği doğru cevabımız. Hemen 33'e bakalım. Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak meydana gelen titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini
sarsma olayına ne denir? Tsunami, sel, erozyon, deprem, toprak kayması. Evet, burada da dikkat ederseniz arkadaşlar, yer kabuğundaki kırılmalar, ani olarak ortaya çıkan titreşimler, dalgalar halinde yayılması nedir? Depremden bahsetmiş. Yani cevabımız Denizli seçeneğidir. Son iki sorumuz, 34. sorumuz. Temel yasalar ile ilgili büyükten küçüğe yapılan sıralamalardan hangisi doğrudur? A. Anayasa Kanun Tüzük Yönetmelik. B. Anayasa Tüzük Kanun Yönetmelik. C. Kanun Anayasa Tüzük Yönetmelik. D. Yönetmelik Tüzük Kanun Anayasa. E. Tüzük Anayasa Kanun Yönetmelik. Evet, burada arkadaşlar bakın, temel yasalar büyükten küçüğe sıralaması anayasa, kanun, tüzük ve yönetmelik şeklinde sıralanması gerekiyor. Adana seçeneği doğru cevap, yine yıldızlı sınav sorularımızdan. Mutlaka sınavlarda sizlere de bu sorular gelir arkadaşlar, çok çok önemli. 35. sorumuz, son sorumuz. 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanuna göre özel güvenlik görevlileri zor kullanma yetkisini hangi kanundan almaktadır? A. Anayasa. B. 2935 sayılı olağanüstü hal kanunu. C. 1402 sayılı sıkı yönetim kanunu. D. Türk ceza kanunu. E. 6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun verilmiş. Tabii ki arkadaşlar burada 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanuna göre özel güvenlik görevlileri zor kullanma yetkisini Türk Ceza Kanunu'ndan yetkisini almaktadırlar. Evet, yani burada Denizli seçeneği doğru cevap. Kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Kanalımızı arkadaşlarınıza önerirseniz seviniriz arkadaşlar. Hepinize sağlıklı, kazasız günler ve sınavlarınızda başarılar diliyorum. Bir sonraki yine 2002 yılında özel güvenlik örnek sınav sorularında görüşmek üzere. Hoşça kalın.